Yapacağız galiba. Baksana abi, taktik yapıyor ama bu bana bu ya. Bu sayılmaz abi bu. Nedir? Peki buradan dönmedim arkadaşlar maç. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Uzun süredir aklımda olan bir şey var. Çocukken oynadığım oyunları, özellikle Atari salonlarında oynadığım oyunları kanalda paylaşacağım. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Mortal Kombat'ı bitirdik. Ve dedim ki neden Mortal Kombat'la başlamayalım? Uzun uğraşlar sonucu Mortal Kombat Arcade Collection'ı buldum. Steam'de varmış ama daha sonra kaldırmışlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel yapmışlar. Jeton atar gibi Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 2 ve Mortal Kombat 1 var. Tabii ki biz birden en eskisinden başlayacağız. 93 yılındaki Mortal Kombat'tan başlayacağız. Midway Present. Girişe bakar mısın? Çok güzel ya, çok eğlenceli olacak. 92'ymiş bu arada. Hemen karakterimizi seçeceğiz. Zaten toplamda 2, 4, 7 tane karakter var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen tabii ki yani seçmezsek olmaz. 92 model Sub-Zero. Shang Tsung tabii ki ilk boss'u biliyorsunuz Mortal Kombat'ın. Goro. Onun altında çiftli gelenler var. Klasik kule. Bir dakika, çok hızlı başladı. Sonya. Şimdi. Bu... Oğlum daha bu ilk karakter. İlk karakter ama bir dakika. Orada bir dur bakalım. Zaten 3 tane hareketimiz var arkadaşlar. Bir kayıyoruz. Bu arada bitirebilecek mi onu da bilmiyorum ha. Efektlere falan bakar mısın ya? Ama 92 için çok iyi arkadaşlar. Grafiklere baksanıza. Gerçek gibi, sanki film şeyi gibi oynuyorsunuz yani. O yüzden Mortal Kombat'ın yeri çok çok ayrıdır. Bakın arkadaş Shang Tsung oturuyor. Bu bölümü Mortal Kombat 11'den de hatırladınız. Oynamıştık. Aha. Bir tane fatality'miz var zaten. Çok iyi değil mi? Bir de tabii stage fatality'lerimiz var. Ve ikinci rakibimiz Scorpion. Kıyafetler arkadaşlar. Mortal Kombat 11'deki o klasik kıyafetlerden hatırladınız. Bir dakika. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Bir dakika, bir şey anlatıyorum. Yani hemen de yapıştırıyorsun ha. Hemen de biz, bir dakika, biz aynı şey için savaşıyoruz Scorpion. Ben de taktik yaparım abi. Yapacak bir şey yok. Taktik her zaman işe yarar yapay zekayı döverken. Ama bu arada inşallah umarım bitirebiliriz ha. Bir dakika. Abi çok çok şey alıyor, bir dakika. Şöyle diğer yumruklarım da var. Oğlum daha ikinci adam böyleyse bu... Excellent. Ses tam, sesler tam efektlik ya. Zaten bunu rap şarkılarında falan da kullanıyorlar biliyorsunuz. Finish'im. Excellent. Herkesi kafadan geçiyoruz. Sub-Zero wins fatality. Çok güzel ya. Sub-Zero wins fatality. Liu Kang. İşte bu karakter biraz bize sıkıntı çıkarabilir. Hemen. Hemen. Kural 1. Sub-Zero ile asla trade'e girme. Oo. Abi tuzum fırlat. Bir dakika. Danger, danger, danger. Tehlikedesin. Sub-Zero wins. Sub-Zero wins. Sonunda neler olacak onu da merak ediyorum. Bu arada Mortal Kombat 1'de turnuvaya davet ediyor Shang Tsung. Turnuvada birinci olana adası var ya arkadaşlar bunun. Biliyorsunuz. Shang Tsung Island vardı 11'de. Neyse, sana fatality yapmayacağım. O adada bir yetkim veriyordu, bir şey yapıyordu. Öyle bir hikayesi vardı. Başında söyle. Aha. Low attack increase power. Tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Vallahi kurduk. Raiden'la mıyız? Raiden. Oo, burası stage fatality'si. Burayı... Ses efektleri çok güzel ya. En çok... Tabii hepsi güzel Mortal Kombat'ların da. Benim en heyecanlandığım Mortal Kombat Ultimate Mortal Kombat 3 gerçekten. Yani açık ara en efsanesi ya. En efsane Mortal Kombat serisi bana. Çocukken bu şeye, bu hani kafa atıyor ya ileri doğru. Hani bana ne diyorduk bu kafa atışın sesine? Ama öyle çıkmıyor mu sesler? İyi dinleyin. Hani bana ne diyor sanki? Bak şuna, atsın tekrar. Atmaz, istiyoruz ya.
hatırladığım kadarıyla hatırladığım kadarıyla bunu direkt aparkatı vurduğumuzda bölüm fatalitesini yapıyordu galiba. Deneyelim bakalım. Alttan kayarım. Bakalım yapıyor mu? Aynen. Çok güzel ya. Çok eğlenceli. İyi geçiyoruz lan. Mirror match var. Aa, Shang Tsung arkada bak. Sıfatı görüyor musun bak? Sıfatı görüyorsun değil mi? Oğlum Kano ne yapıyorsun lan? Sakin ol koçum. Bıçak fırlatıyor. Ha, öyle işte top olup gelirsen alın ifadeni. Yerden kayarım. Bak bak şak şak. Şak şakçı Shang Tsung'u görüyorsun değil mi sen? İşte bunu cezalandırmamız lazım bu hareketi arkadaşlar. Yani Mortal Kombat'ta böyle hareket yaparsan ceza yersin. Arkadan da böyle huuu diye bir ses efekti gelir yani. Aa, onu cezalandıramadım. Ama kardeşim sana bir fatality gider ya. Değil mi? Yani. Sen Kano'sun. Sub-Zero win fatality. Şak şak. Şey çok iyi. Shang Tsung. Oo, Goro'nun yeri galiba burası sanırım. Hop. İkillerde ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi böyle şak şak geçiyoruz oyunu ama. Abi bir dakika. Oğlum. Sakin ol. Johnny Cage. Sub-Zero wins. Sub-Zero wins. Tabi 92-93 yıllarında bu şekilde hani genelde oyunlar arkadaşlar çizim şeklinde ya, bakın burada direkt YouTube'da da videoları var. Bu özelliği ilk defa kullanıyorlar. Direkt mesela gerçek bir insan tarafından çekimlerini yapıyorlar hareketleri. Ondan sonra onu oyuna uyarlıyorlar. O yüzden yani zaten insanlar gerçek gördüğünüz gibi. O yüzden çok Mortal Kombat çok ilgi çekmişti. Yani filmi kontrol edebiliyormuşuz gibi düşünün. O yıllarda çok büyük bir şeydi tabii bu. 92. Şimdi tabii her şey çok... Oo, taş kırıyoruz bu sefer de. Neler diyorsun abi? Bak bu bonus bölümden hiç hatırlamıyorum ha, biliyor musunuz? Bu sefer de taşı kırdık orada. Test your might. Gücünü test et. Aha, mirror match. Biraz daha koyu rengim işte. En sevdiğim, en favori rengim abi. Bir dakika. Bihan, bir saniye. Biz kardeşiz biliyorsun değil mi kardeşim? Biz kardeşiz. O yüzden sen, biz savaşmayalım. Bir dakika. Neyin gazına geliyor bu kadar mı? Oo, aparkata vuracaktı. Neyin gazına geliyorsun? Alkışlama efekti çok güzel ya. İki kişi falan alkışlıyor arkada, öyle çekmişler yani. Aha, dondurdu beni. Neyse, Allah'tan aparkat vurmuyor. Şey olsa aparkat vuruyor çünkü, biliyor musun? Scorpion olsa aparkatı yapıştırıyor vallahi bize. Ha, onu cezalandıramıyorum ama. Bir dakika, bir saniye kardeşim. Bak taktik yapıyor ya. Serseri görüyorsun değil mi? Aha, bak. Baba, tipe bak. Yapay zekaya bak, taktik yapıyor bana. Benim ona yapacağım şeyi o bana yapıyor abi. Neyse, o zaman ben de sana farklı taktikler geliştirebilirim kardeşim. Bir dakika. Bir dakika. Açalım önce be. Abi niye yemiyor bu, sürekli korunuyor? Bunu yemesi lazım yani ona. Bak. Ooo. Vallahi yemiyor arkadaşlar. Yerden kaysam onu da yemiyor. Heh. Onu cezalandırırım ama o kadar yakından atarsam. Hop, yine cezalandırırım. Onu cezalandıramıyorum. Sana bunu yapmak istemiyordum ama Scorpion. Bana bir şey bırakmadın seçenek. Sub-Zero wins. Fatality. Oo, Endurance. İşte bunlar çok sıkıntı arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin bunda.
Oğlum spam bak nasıl spam yapıyor serseri görüyorsun ama. Ben de sana spam yaparım o zaman. Aynen kanka öyle devam etsen bana top olarak dönmeye. Aha. Ah be. Skorpiyon geldi. Bir dakika. Abi bunu... Aha. Bu acımıyor abi. Bu kameran çektiği an yapıştırıyor arkadaşlar aparkatı bu. Acımaz bu. Ne yapacağız? Bunları nasıl geçeceğiz? Harbi zor gibi ha. Bunları geçmemiz lazım arkadaşlar. Bir şekilde geçeceğiz. Bunun bize hasar bile vermemesi gerekiyor. Onu söyleyeyim size de. Derken. Oo, vurması çok kötü oldu. Oo, abi. Sen şaka yapıyorsun ya. Finishim yaptı. Aldı bizi. O Endurus'larda geçemeyeceğiz herhalde Endurus'ları. Beşinci denemem falan ölmüyor. Bu taktik bulamıyorum. Her hareketime bir şey yapıyor serseri biliyor musunuz? Her hareketime. Buz atıyorum çekiyor aparkat vuruyor. O başka bir şey yapıyor. Bir taktik geliştirdim ama umarım çalışır. Bak ekranın diğer tarafına gidip bu şekilde. Yani taktik bulamıyorum adamlara. Şamar olanı yaplar beni yemin ediyorum. Heh. Gel bakayım. Oo, perfect mi geliyor? Oo, en azından Keno'dan perfect aldık ya. Kardeşim uzaklaş benden bak. Uzaklaşır mısın? Scorpio. Bela oldunuz kardeşim ya. Heh. Bir dakika. Sabırlı olmamız lazım. Hadi be yapamadım. Uzaklaş abi. Tamam. Şimdi peki ben intikam mı almadım mı sizden? İntikam mı almadım mı peki? Sub-Zero wins. Flawless, fatality, flawless victor olmadı çünkü olmaz abi. Nasıl olsun? Çok zor. Endurance 2. Bir dakika 4-5 tane vardı. Niye 3'e düştü orada? Abi Raiden. Hani bana ne? Şu hareketini yapma be kardeşim be. Bak hani bana ne yaptı yine. Gördünüz mü nasıl cezalandırıyor hareketi? Bir dakika kardeşim bir dakika. Tamam hani bana ne? Ah be. Oo. Bir dakika. Şu an can çekişiyorum res. Abi aa havada. Bir dakika oğlum. Mortal Kombat 1'de havada kombolar yoktu öyle. Gerçi ben. Yok ediyor arkadaşlar. Nasıl kazanacağız bunları? Kazanamıyorum. Bir dakika hani bana ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Yürü kardeşim ya. Oğlum gelme diyorum üstüme. Üstüme gelme. Raiden. Heh. Bu aparkat çok götürüyor ya. Aha nasıl vurdu oradan? Heh. Heh. Attım mı elektriği? Çarpılırsın. Bu havada iki kere zıpladı. Şahitlerim var. Aha Johnny Cage geldi. Heh bir de bu geldi. Kardeşim. Bela mısınız ya siz ha? Belasınız galiba. Tamam benle trade ol ama trade olamam ki senle ben. Heh böyle gelişti. Bana bunlarla gel kardeşim. Aha. Aldı mı buradan peki? Alamadı vallahi alıyordu. Sub-Zero wins çok dikkatli olmamız lazım. İkinci round. Hiç hasar almamam lazım buna. Tamam cezalandıramıyorum ya Raiden'ı. Raiden. Ya bak bana o hareketleri yapma. Heh hani bana ne? Al sana hadi güle güle. Al bakalım. Şu an var ya. Abi. Oo aparkata vursaydık. Bak hareketlere bak. Öleceğiz galiba. Baksana abi taktik yapıyor ama bu bana bu ya. Bu sayılmaz abi bu. Nedir? Peki buradan dönmedim arkadaşlar maç.
Johnny Cage wins. İlk round'u aldık. Bir dakika, başka bir taktik daha buldum bu arada. Bak şimdi. İzle. Ya kardeşim, bir gider misin şuradan? Mesela bak, bir tane böyle vuruyorum. Bir tane tekme vuruyorum. Bir tane yumruğuyla. Bir dakika. Ya bak, bu hareketi yapma bana. En gıcık olduğum hareket yapıyorsun. Bir dakika. Raiden, gider misin şuradan? Ya. Çok var ya. Abi roundları tutmuyor. Bir roundda mal gibi oynuyorlar. Bir roundda hani bana ne, hani bana ne. Bir dakika. Bu seferiye gidiyoruz galiba. Tamam. Tamam. Al sana hani bana ne. Johnny geç. Kardeşim sen git Sonya'nı tavlasana sen. Ne yapıyorsun turnuvada bak. 30 kilosun zaten. Bir şeysin. Heh. Böyle uza ya. Heh. Şöyle biraz hareketsiz kalın da bir iki vuralım ya. Peki geldi mi şey buradan? Arkadaşlar Flawless Victory. Heh. Al sana hani bana ne. Hadi bakalım. Sub-Zero wins. Şakşakçı Sub-Zero şeyde Shank Tsung'da arkadan. Aha, oo, bu sefer de demir mi kırıyoruz? Neler diyorsun Sub-Zero'yum lan ben. Vallahi tek yumrukla görüyorsunuz. Yani şu demire şunu yapan adam, iki tane adamı yani tek vurması lazım değil mi? Bir vuruşta kafa kemiği. Aha, Liu Kang geldi. Tek de geçmek istiyorum ya. Ama mümkün değil gibi arkadaşlar sanki. Baksana abi, bu nasıl bir... Sen neler yapıyorsun? Ura! Bir dakika. Bir dakika. Oyun bug'a müzik gitti. Bir dakika, havaya giremiyorum. Havaya giremiyorum. Abi. Nasıl alacağız arkadaşlar bunları? Çok çok zor. Son ikili bu arada bunlar. Bak bak, mesafeye öyle bir geliyor ki namussuz. Al lan, aynı taktiği ben yapıyorum sana. Hoşuna gitti mi kardeşim aynı taktiği? Yemiyor ki taktiği abi. Taktiği yemiyor ki. Bak bak. Daha birincisini geçemiyoruz. İkincisini nasıl geçeceğiz? Sıkıntı yaşıyoruz da bu sefer de izin verecekler gibi duruyor arkadaşlar. Tamam, bu kadar vurman yeterli ona. Hayır bakalım. Oo, serseri. Bro. Aha. Hadi bakalım. Uza buradan. Oo, yapıyor seyirciler bak. Oha. Goron'un sesi geliyor arkadan galiba. Titretti abi. Geliyor arkadan sesi. Bir de herhalde bu kadar HP'yle Goro da gelmez herhalde değil mi? Gel. Aha. Neyse, sana fatality yapmıyorum, hadi bakalım. Sub-Zero wins. Şimdi Goro ile iki kişi kal. Aha. Bekle, celladın geliyor. Bekle. Abi bu. Oğlum daha dur, daha bak, oyun fight yapmadı bana, ağzımı burnumu kırdı benim. Eyvah eyvah. Nasıl halledeceğiz bunu peki? Arkadaşlar. Hadi uza buradan. Oo. Sen neler diyorsun? Abi bir dakika. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dibine girmeyeceğiz demek ki Goron'un. Goron dibine girdiğin an abi, 4 tane yumruğu var adamın. Şeyi var, eli var, kolu var. 4 tane kolu var, öyle değil mi? Bu mesafede ne gibi sanki? Belki za... Abi bir dakika. Bir dakika, gözünü seveyim bir dakika, bekle. Abi izin vermiyor ki bana bu. Aha, öldük. Abi böyle bu. Ay seni abi, vuramadım. Baksana dövüyor abi, vurulmuyor yani, şeyken bile vurulmuyor adama. Donmuş haline bile vurulmuyor adamın ya. Var mı böyle bir şey?
Adamı donduruyum. Aha. Bir dakika, taktiğini buldum galiba. Gorodon perfect almak mı? Ulan achievement yaptık resmen ha. Gorodon perfect aldık ya. Bir dakika, buldum galiba taktiğini arkadaşlar. Üçüncü round az masajını perfect aldım diye. Kardeşim sen bak niye korunuyorsun şimdi ona? Ha? Neden korunuyorsun kardeşim? Korunma, bir de şu adam şampiyon olsun ya. Uza şimdi buradan. Bir fatality yapamadık sana ama buldum taktiği, tamam. Yerden kalkarken yavaş, ağır ya, yavaş kalkıyor, direkt buzluya buzluya. Aha geldi serseri. Abi sen ne çirkin bir... Sen ne çirkin... Bakalım seninle kaç saat uğraşacağız bu arada. Abi... Bir dakika. Aa, Goro'ya çeviriyor bir de kendini. Oğlum daha ben senden bıktım. Aa. Abi Goro'ya da yapıyor kendini, çok kötü. Aha, ooo öldüm. Yemin ederek öldüm yani. Bunu nasıl geçeceğiz? Bunu hiç geçemeyeceğiz ya. Böyle bir taktik yok mu peki? Aa, taktik buldum. Ulan bir dakika. Bir dakika, oyunu bitireceğim. Bir dakika, yarım saat oldu. Ulan Goro yapma kendine. Abi aa, nereden kaybettik? Oyunu bitirmiştim halbuki. Bir HP'si kalmıştı. Yine öldük sanırım arkadaşlar. 46 saniye. Aha. Aa, nasıl korundu ona? Eyvah. Evet. Ulan. Bir dakika. Vallahi aldım. Nasıl aldım bilmiyorum. Var ya, nasıl kazandım biliyorum. 6 tanelik bir şekilde kazandık. Shang Tsung'u yok ettin diyor. Kazandık. Yeni Supreme Mortal Kombat savaşçısı sensin. Yeni savaşçı biziz. Shang Tsung ne çektirdik ya. Grand Champion ünvanı aldıktan sonra Sub-Zero diyor. Gölgeler arasında kayboldu diyor. Gel turnuvada ki şeyi için. Hedefi için. Ne diyordu? Assassination of Shang Tsung. He was paid a large sum of money by... Tsung'lardan bir tanesi de çok yüksek bir para verdi diyor. Yok etti diyor. Yani öldü diye suikast tamamladı diyor. Çok hızlı geçti oğlum, okuyamıyoruz ki. Varlıklı düşmanlar bir şey diyor. Bakın arkadaşlar, tek tek şu an teşekkür ediyor. Bak. Richard, acaba bu adamlar şu an yaşıyor mu? Richard Divizio diye bir adam, Kane olarak diyor. Çekiyorlar yani kamerayla bunları. Onlara özel teşekkür etmişler bak. Ho Shung Punk diye birisi adam. Acaba bu adamlar yaşıyor mu? Yani yaşıyorlardı da yaşlılardır bayağı. Çünkü Daniel Pessina, ha, ikisi Sub-Zero ve Scorpion. İkisini de tabii aynı adam oynadığı için bütün ninjaları. Elizabeth Maleki Sonya olarak oynamış. Vay be, 3, 6, 7 tane karakter var Mortal Kombat 1. Güzeldi ya. Goro karakter designed by John Tobias. John Tobias arkadaşlar. Soyadını gördünüz değil mi? Tobias, bir de Ed Boon var. İkisinin Noob Saibot, ikisinin soy isimlerinin tersi. Tobias ile Ed Boon. Mortal Kombat Design'a bakın, oyun başındaki adam işte. Ed Boon. Design and Graphic John Tobias. Abi güzel oyun ya gerçekten. Beni böyle çocukluğuma aldı götürdü arkadaşlar. Çok eğlenceli. Uzun süredir de aklımdaydı Mortal Kombat, hani böyle eski Atari salonundaki oyunları kanalda oynamak. İşte biz yani bu oyunları oynuyorduk. Çok eğleniyorduk. Güzeldi. Güzel zamanlardı. Lag'ın, hilenin olmadığı çok güzel zamanlarda. Bakalım, eğer hoşunuza gittiyse arkadaşlar bu video, videoyu beğenmeyi unutmayın ve Mortal Kombat 2 ile 3'ü de oynamamı istiyorsanız eğer yorumlarda belirtirsiniz. Çok teşekkür ederim hepinize vakit ayırdınız. Çok çok sağ olun. Grand Champion Sub-Zero, biz kazandık abi. Daha var mı bir şey başka? Game Over. Reptile da vardı. Reptile çıkmadı bu arada. Reptile'la da etkileşime giriyorduk bu oyunda ama tam da emin değilim. 2'de de olabilir bu arada. Devam edeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.